Cumhurbaşkanı seçimleri kolay seçimler değildir. Evet. Herkesin gönlünden farklı farklı kişilerin geçmesi de çok doğaldır. Evet. Altılı masadaki partilerin de aklından bir takım adayların, farklı adayların düşünülmesi de doğaldır. Ama bir cumhurbaşkanlığı seçiminde herkesin keyifle, ittifakla bir aday üzerinde birleşmeleri doğrusu yani gönül rahatlığıyla isteyerek oy vermeleri çok kolay değildir. Evet. Şunu demek istiyorum. Yani ittifak edilen aday üzerinde çok severek, isteyerek oy verenler olacağı gibi daha az istekle ya da kerhen oy verebilecek kesimler de vardır mutlaka. Eskiden %50'nin üzerinde destekle seçilen Cumhurbaşkanı bugün üçte birlerin de belki altındadır ve büyük bir kesimde oy vermeyiz, istemiyoruz demektedir. Altılı Masa'nın adayına da büyük bir ihtimalle %60'lar seviyesinde, belki daha fazla seviyede Altılı Masa'nın adayı rejim değişikliği için, özgürlükler, adalet ve hukukun yeniden tesisi için toplumun büyük kesimince kabul görecektir. Ama bu insanların aklından farklı adayların geçmesi doğaldır. Fakat Altılı Masa tek adayımız şudur dediği zaman da bu kesim bunda mutabakatla oy vereceklerdir. Siyasetin ve seçimlerin bu karakterinde vardır, yapısında vardır. Ya Mansur Yavaş'a gelince ben 2021 şeyi hatırlıyorum, bütçesini hatırlıyorum Musa Bey. Evet. Bütçe konuşmalarında Kemal Bey mecliste bir konuşma yapmıştı. O konuşmada AK Parti Tamam. sıralarından bir takım sataşmalar oldu. Hadi sen çıksana bu kadar konuşuyorsun. Çıkamazsın filan şeklinde sataşmalar oldu. Kemal Bey de bu 2021 bütçe konuşmasında kim demiş çıkmayacağımı, aday olmayacağımı demişti. Evet. Ve bunu Kemal Bey gibi hesaplı, ölçülü ve temkinli bir insan bu sözü söylediğinde ben bir siyasetçi olarak onun bir adaylık açıklaması olduğunu anlamıştım.